Başarılı insanların başarılı olmasının nedeni bakış açısıdır. Başarılı insan devamlı elinde olan, elindeki kaynaklara bakar. Elimde ne var? Değil mi? Elinde unun var mı, şekerin var mı, sonra yağın var mı diye soruyor türkü söyleyen kişi. Sonra diyor ki ne duruyorsun, helva yapsana. Yani elinde ne var? Hangi kaynakların var? Bu kaynakları değerlendirip hedefe doğru ilerleyen insanlar, yani bakış açısı, elindeki kaynaklara yönelik olan insanlar çok başarılı oluyorlar. Başarısız insanlar da bende ne eksik? Bende şu eksik, bu eksik, şuna ihtiyacım var, buna ihtiyacım var diyerek hedefine doğru ilerleyemeyen kişiler de başarısız oluyorlar. Bununla alakalı bir metafor aklıma geldi. Amerika'da sınıfa fareler giriyor. Öğretmen, kadın öğretmen de korkuyor. Konsantre olamıyorlar, bir türlü derse devam edemiyorlar. Sınıfta kör olan bir çocuk var. Ona diyor ki, ya bak biz ne zamandan beri fareyi yakalayamadık, nerede olduğunu da bilmiyoruz. Biz sessiz duralım, kör olmayanlar sessiz duralım. Senin kulakların, sen kör olduğundan dolayı bizden daha gelişmiştir, daha iyi duyar. Ondan dolayı farenin nereye girdiğini sen kulaklarında duyarsın ve bize söyle, biz de onları yakalayalım diyor öğretmen. Aradan 2-3 dakika geçtikten sonra kör olan o çocuk farelerin nerede olduğunu hemen duyarak söylüyor. Şurada sol tarafta bir yerde diyor. Orada da işte dolabın içine girmiş fareler veya fare. Hemen diğer delikanlı çocuklar yakalıyorlar ve sınıftan dışarıya atıyorlar. Sonra öğretmen ona şunu söylüyor. Yaklaşıyor, omuzuna elini koyuyor, kulağına şunu söylüyor. Diyor ki, senin bizden farkın var. Senin farkın kulaklarının bizden çok daha iyi çalışması, daha iyi duyması. Ve hayatta bu özelliğinden dolayı çok büyük yerlere geleceksin, başarılı olacaksın diye motive ediyor o küçük çocuğu. O çocuk da ünlü birisi, bu tabii gerçek olmuş bir olay. Stevie Wonder diye bir şarkıcı. Görürsünüz, zenci bir kişi, güneş gözlükleri var devamlı. Stevie Wonder. Aslında Wonder aslında mucize demek. Gerçek ismi de Wonder değil, soy ismi Wonder değil. Yani senin mucize, yani gözlerin görmüyor, neresi mucize diye sorduklarında diyor ki, ben normalde dünyaya geldiğimde, biraz erken dünyaya geldim, beni küveze koydular, koymuşlar ve orada yanlış müdahaleden dolayı göremiyorum. Diyorlar, bunun neresi mucize diye sorduklarında diyor ki, mucize tabii, hayattayım. Çünkü yanımdaki küvezde başka bir bebek o zaman ölmüştü. Bende de ölüm vakası olmadı. Ben gözlerimden olsam da yaşıyorum. Ondan dolayı mucize diyor Stevie Wonder. Burada hemen anlayabiliriz ki başarılı insanların bakış açısı farklı. Onlar devamlı elindeki olanlara bakarlar. Elindeki kaynaklara bakarlar. Elindeki nimetlere bakarlar. Ve ondan dolayı başarılı olurlar. Eksik de olsa, kör de olsa o onun için, yaşadığı için mucizedir. Başarısız insanlar da ne yaparlar? Bunlar da devamlı şikayet ederler. Elindeki olmayanlara bakarlar. İşte bende bu yok, şu yok, şu eksik, bu eksik bende. Devamlı şikayet ettiklerinden dolayı hedeflerini bir türlü varamazlar. Yani başarılı olmak istiyorsan bakış açını değiştir ve elindeki nimetlere bak, elindeki şükür edebileceğin, hamd edebileceğin kaynaklara bak ve onları değerlendir ve hedefine doğru ilerle. Eğer bu videoyu beğendiyseniz hemen videonun altındaki beğene tıklayın. Daha abone olmadıysanız hemen abone de olun ve paylaşın. Teşekkür ediyorum. Başarılar.